4 yıllık AKP iktidarı Türkiye'de eğitimin o hali oldu. Eğitimin o halli yılları oldu. 2011 seçimleri sonrasında eğitimde o hal hız kazandı. 2012 yılında 4-4-4'ün yasalaşması sonrasında aslında diyebiliriz ki 4-4-4 yasasıyla birlikte eğitimde o halin miladı da başlamış oldu. Bakınız, eğitimde o hal AKP ile başladı dedim. Bugün eğitim bu haldeyse bu halin sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisidir. 14 yılda ta ki sizin için milat olan 17-25 Aralık 2013'e kadar eğitimi anahtar teslim olarak Fethullah Gülen cemaatine, bugün sizin yeni koyduğunuz adıyla FETÖ grubuna teslim ettiniz. 15 Temmuz sonrası, 20 Temmuz'da ilan edilen o hal ve sonrası ise eğitime yapılan yeni bir darbedir. 15 Temmuz öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama komisyonlarında görüşülen yasa tekliflerinin kanun hükmünde kararname haline geçirilmesi OHAL yasası kapsamı içinde değildir değerli arkadaşlar. Kanun hükmünde kararnamelerle devletin kurumlarının içi boşaltılamaz, kanun hükmünde kararnamelerle devlet yeniden yapılandırılamaz. Anayasa Mahkemesi'nin sizler tarafından yapılan bu yanlışları iptal etmesini bekliyoruz. Ve değerli milletvekilleri, 668 sayılı kararname ile öğretmenler için 4+2 sözleşmeli çalışma modelini getirdiniz. Hiçbir meslek grubunda 6 yıl zorunlu, güvencesiz ve dayatma esaslı çalışma sistemi yoktur. 4+2 denilen sistem asla ve asla kabul edilemez. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bu çerçevede dedi ki 15 bin yeni öğretmen atayacağız. Bunun için KPSS sonuçlarına göre 45 bin kişiye mülakat uygulayacaklarını açıkladılar. Daha önce Milli Eğitim Komisyonu'nda bu konu çokça tartışıldı. Dedik ki mülakat doğru bir şey değildir. Ne dedik? Mülakat subjektif bir değerlendirmedir. Ne dedik? İlla mülakat yapacaksanız mülakatlar görsel ve işitsel kayıt altına alınmalıdır dedik. Ve denedik, mülakatla işe alım siyasi değerlendirme ile kendi kafana uygun, senin ideolojine uygun olacak kişilerin işe alınmasıdır dedik. Ama dinlemediniz. Ve çeşitli illerde mülakat yapmak üzere 485 farklı komisyon kurdunuz. Mülakatlar geçtiğimiz hafta yapıldı. Değerli milletvekilleri, bu soruların öğretmen alımıyla alakası nedir? Bu soruları soranlar, komisyonlarda görevli olanlar, hangi seçilmiş akıllar soruyorum ve neyi seçmeye çalışıyorlar? Yetmedi, dershane öğretmenlerinden oluşan 5000 öğretmen ataması daha yapılacağı açıklandı. KPSS koşulu aranmadan, mülakat yapılmadan açıkta kalan 5000 dershane öğretmenini de kadrolara atayacaksınız. Soruyorum yeniden, hangi akıl, hangi vicdanla bunu yapacaksınız? Eşitler arasında eşitsizlik yaratmak haksızlık değil de nedir?